Sevgili İstanbullular, sevgili basketbol severler, kulüplerimizin kıymetli yöneticileri, çok değerli genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Coşkunuz, sevdanız, heyecanınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle muhteşem bir spor tesisinin açılışı vesilesiyle bir aradayız. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Zeytinburnu'nda yükselen basketbol gelişim merkezi sadece bir spor kompleksi değildir. Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Her açıdan göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi dünya genelinde öne çıkan şehirler kültür ve tarihle birlikte sporla da adlarını duyurmuşlardır. Gelişmiş birçok ülke spor merkezlerine şehirlerinin prestiji ve geleceği için stratejik yatırımlar olarak bakmıştır. Barcelona'dan Tokyo'ya, Los Angeles'tan Londra'ya spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel bir marka haline getirdiğini hepimiz görüyoruz. İnşallah bugünden sonra İstanbul'da bu şehirler arasında yerini alacaktır. Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul'umuz hem tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır. Bu modern merkezinde hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine adeta koşar adım gidecektir. Burada kazanılacak zaferlerin uluslararası platformlarda İstanbul'u ve Türkiye'yi bir spor merkezi olarak tanıtacağına inanıyorum. Değerli misafirler, Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yaptığı nice unutulmaz müsabakayla Türk basketbol tarihine silinmez izler bıraktı. Ancak salonun başta depreme dayanıklılık olmak üzere ciddi riskleri vardı. Ayrıca eski salon iyice yıpranmış, yorulmuş ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Bunun üzerine süratli harekete geçtik. Türkiye'ye ve Türk basketboluna yakışır bir tesis inşa edelim istedik. 2021 yılının sonunda stadyumun ihalesini yaparak çalışmaları başlattık. Düzenli basketbol oynayan bir spor sever olarak projenin her aşamasını bizzat takip ettim. Yaklaşık 3 senelik yoğun çabaların neticesinde hamdolsun bugün de projeyi gençlerimizin ve basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz. Şunu öncelikle ifade etmek isterim. Bakınız, biz burada sadece
modern bir spor kompleksi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik. Burada sporcularımız oynadıkları maçlarla tarih yazacak, destan yazacak, milletçe hepimizin göğsünü kabartan başarılara imza atacaktır. Basketbol gelişim merkezimiz hem erkek hem de kadın milli takımlarının yanı sıra altyapı takımlarının da yeni evi olacaktır. Merkezimiz 10 bin kişilik ana salonu, 1000 kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonları ile gerçekten göz dolduruyor. Ayrıca merkezimizde 417 adet otomobil ve 25 adet otobüs kapasitesine sahip otopark alanı bulunuyor. Sporculara özelinde imkanlara sahip. Türkiye Basketbol Federasyonumuz da inşallah burada hizmet verecektir. Basketbol Gelişim Merkezi'nin bir diğer özelliği de 8 derslikli toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesidir. Genç yeteneklerimizi bu lisemizde kapsamlı bir eğitime tabi tutacağız. Böylece gerçek bir basketbol yıldızı olarak yetişmelerini sağlayacağız. Aynı şekilde basketbol kütüphanesi, basketbol müzesi ile gençlerimizin ufkunu genişleteceğiz. Merkezin inşasında sıfır atık vizyonuna ve çevre dostu olmasına da özen gösterdik. 15 bin metrekaresi peyzaj alanı olmak üzere toplam 150 bin metrekare büyüklüğe sahip Basketbol Gelişim Merkezi her bakımdan İstanbul'umuza yakışan, İstanbul'un marka değerini artıran bir eser oldu. Tam anlamıyla bir vizyon projesi olan bu muhteşem spor tesisinin Türk basketboluna hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşasında emeği geçenleri, başta Basketbol Federasyon Başkanı ve ekibini, tüm alın teri olanları canı gönülden tebrik ediyorum. Bu önemli spor kompleksini ülkemize kazandıran Çevre Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Türkiye Basketbol Federasyonu'na ve yüklenici firmalara şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Gençlerimizden bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyorum. Merkezimizin açılışını 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı kupasıyla yapıyoruz. Birazdan kupa maçına çıkacak Fenerbahçe, Beko ile Anadolu Efes takımlarımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum. Her iki takımımızın taraftarlarına ve basketbol tutkunlarına şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.